Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün ucuz iş gücüne dayalı rekabet yerine yüksek katma değerli üretimle sağlanan rekabeti sağlaması beklenen sanayi 4.0 dönüşümü konuşacağız. Türk imalat sanayi endüstri 4.0'a hazır mı? Bu yönde atılması gereken adımları ve dünya genelinde uygulanan modelleri duayen bir sanayicimiz Plasfet Üretim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz'le birlikte masayı yatıracağız. Ömer Başkanım hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi sanayi 4.0'ı çok konuşuyoruz. Özellikle Almanya'dan çıkan bu tanım. Türkiye sanayi 4.0 dönüşüm sürecinin neresinde? Üretim sürecinde nesnelerin internetinden artırılmış gerçekliğe, karanlık fabrikalardan robotik süreçlere, tüm bunlara baktığımızda Türkiye olarak biz 4.0'ın neresindeyiz ve özellikle yakın, kısa ve uzun vadede olası sonuçları neler olacaktır? Ne dersiniz? Evet. Hande Hanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Bizim ülkemiz açısından, ülkemizin geleceği, sanayinin geleceği açısından da çok çok önemli bir konuya değiniyorsunuz. Bir defa karanlık fabrikalardan söz ettiniz. Karanlık fabrikalar gerçekten baktığımız zaman son teknolojilerde isim söylemeyeyim ama çok yeni elektrikli otomobil üretenlerden bir tanesinin tamamen karanlık fabrika olarak üretime geçtiğini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ülkemizde de umarım en kısa zamanda böylesine teknolojik, böylesine modern fabrikalar en kısa zamanda oluşmuş olur. Ama bunun için önce isterseniz şöyle bir şey diyelim. 4.0'ın çok çeşitli tanımlamaları var. Yani bakıyorsunuz nedir 4.0? Evet, endüstriyel, dijital noktadan baktığımız zaman 4.0 adı konuyor ama 4.0'ın aslında çok basit tanımlaması var. 4 tane 0. Nedir o? Birinci 0, 0 hata. İkinci 0, biz bunu İstanbul Sanayi Odamızda da zaman zaman bunu kritize ediyoruz. Kendi aramızda da değerlendiriyoruz açıkçası. Basitçe halka anlatımıyla nasıl bir şeydir diye anlattığımızda bazen konuklarımız da oluyor. Birinci 0, 0 hata. Ondan sonraki 0 duruş. Yani fabrikada duruş yok, olmasın hiç. Ki verim katlansın, daha fazla verim olsun. 0 enerji kaybı. Sıfır enerji kaybı olması için bütün otomasyonun gerçekleşmesi lazım. Ona göre robotik çalışmaların olması lazım. Ona göre bütün teknolojinin o noktada bütünleşmesi ve birbirine entegre olması gerekiyor. Bir de sıfır insan. Şimdi sıfır insana gelince genelde duruluyor. Sıfır insan, bu kötü bir şey o zaman deniyor. Sıfır insan, yani insanlar çalışmayacak mı? İnsanlar istihdam edilmeyecek mi? Tabii ki edilecek. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki endüstri 1.0'dan başlamak üzere 2.0, 3.0'larda hep endişe buydu. Acaba insanı tamamen devreden çıkartan bir dünyaya mı gidiyoruz diye. Ama sonra zaman içerisinde onun öyle olmadığı görüldü. Zaman içinde ne görüldü? Zaman içinde onun ek sektörlerinin beraberinde geldiği ve daha fazla istihdamın sağlandığı görüldü. Daha fazla istihdam neden sağlanıyor? Bakın bugün örnek vereyim. Elektrikli otomobil üretiliyor. Elektrikli otomobilde evet karanlık fabrikalarda üretim yapılıyor ama bir anda bir bakıyorsunuz ki batarya diye bir şey çıktı ortaya. Yani hani motor yerine bir batarya diye bir ayrı bir bölüm oluştu ve bu başlı başına ayrı bir konsept, ayrı bir sektör haline geldi. Ve bunun gibi örneklemelerle baktığımız zaman gerçek anlamda istihdam noktasında dünya üzerinde çok farklı konularda istihdamların da oluştuğunu göreceğiz. Ha burada ne olacak? Burada şu olacak. Biraz daha nitelikli eleman noktasına doğru gideceğiz. Bizim açıklarımızdan bir tanesi de zaten
mesleki eğitim noktasında açıklarımız var. Bunlara da isterseniz yavaş yavaş bu endüstriyel Endüstri 4.0'da aslında değinilmesi gereken konulardan bir tanesi. Evet. Son zamanlarda ben özellikle İstanbul Sanayi Odası olarak da üzerinde çok duruluyor. Açıkçası bunu teşvik eden, üzerinde duran bütün STK'ları ve yarı STK'ları kutluyorum. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda bayağı bir hassasiyet gösteriyor. Ülkemizin gelecekteki çok ihtiyacı olduğu konulardan bir tanesi mesleki eğitim. Bu konuda bayağı önemli bir yarış var. Olumlu şeylerin olacağını kesinlikle düşünüyorum. Şimdi burada sanayiye biraz destek vermemiz lazım. Endüstri 4.0. 4.0 sanayi yoksa Hande Hanım, orada 4.0'dan hiç söz edebilir miyiz? Mümkün mü böyle bir şey? Demek ki o zaman önce sanayinin yeterince oluşmasını sağlamamız lazım. Burada örneklerimiz çok. Rol modellerimiz çok. Hı hı. Onlardan bahsedeceğiz. Evet, özellikle ben şimdi o kısma girmek istiyorum. 4.0 dönüşüm süreci içerisinde veya bunu tamamlamış örnek gösterebileceğimiz ülke veya modeller, Türkiye'ye adapte edebileceğimiz neleri, hangi ülkeleri veya hangi modelleri dile getirirsiniz bu anlamda? Şimdi rol model diye baktığımızda zaten önümüzde bizim çok tipik bir model var, Güney Kore. Güney Kore'ye baktığımız zaman çok onun grafiğini de görürsek dikkatle baktığımızda çok seri bir tırmanışla tepeye doğru Güney Kore'nin gittiğini görüyoruz. Bizden farkı ne? Bizden farkı özellikle eğitim konusunda, bizden farkı özellikle mesleki eğitim konusunda çok büyük bir farklılık var aramızda. İşte biz bu modeli her şeyiyle önümüze almamız, masaya yatırmamız ve sanayide öncelikli olarak hedef haline getirebilmemiz lazım. Bazı şeyleri oradan alıp kapmamız gerekiyor. Ha, biraz önce işte yarım kalan bir şeyi tamamlamak istiyorum. Sanayiye yeterli değeri vermemiz lazım. Sanayinin olmadığı yerde biz ne rol modelden bahsedebiliriz ne de Endüstri 4.0'dan bahsedebiliriz. Neden? Altını ben özellikle çizmek istiyorum. Bakınız şu anda sanayicinin benim üyelerim içerisinde gerçekten finansmana erişim noktasında belki soracağınız sorulardan bir tanesi de budur belki. Finansmana erişim konusunda biliyorsunuz son dönemlerdeki iktisadi problemlerden kaynaklanan bir şekilde bugün sanayicimizin finansmana erişim noktasında çok büyük sıkıntıları var. Ve dolayısıyla bu neyi engelliyor? Bu yapılacak olan, yapılması düşünülen birçok yatırımı engelliyor. Ve biz o yatırımları ülke adına bir kazanç haline maalesef getiremiyoruz. Getirebilmemiz lazım. Onun için de biz sanayiyi yeterince destekleyebilmemiz lazım. Yeterince değer vermemiz lazım. Güney Kore'den örnek verdik. Güney Kore'de öncelikle sanayi destekleniyor. Bakınız bir tek markası dahi Güney Kore'nin bizim neredeyse ilk 500'e girenlerin büyük bir kısmını kapsıyor. İstanbul Sanayi Odası'nın biliyorsunuz ilk 500 evet. çalışması var. Çok verimli, çok başarılı bir çalışma. Oraya baktığımız zaman oranın o ilk 500'ün çoğunu kapsayan bir tek markaları var. Ad gene söylemiyorum ama çok gerçekten bizim o duruma gelmememiz için hiçbir neden yok. Biz yeterince şunu yapmamız lazım. Bugün sanayicilerimiz içerisinde finansmana erişimden bahsettik. Bir örnek verelim ona. Bugün bir yatırım yapacak olan bir sanayicim benim. O sanayicim gidip de herhangi bir bankadan kredi kullanmaya kalktığı anda kredi faizi %40'lardan başlayıp pozisyonuna göre, şirketin itibarına göre %60'lara kadar maalesef çıkabiliyor. Şimdi böyle bir ortam içerisinde Hande Hanım nasıl benim bu sanayicim hamle yapacak? Benim o sanayicim nasıl yatırım yapacak? O yatırımı nasıl biz Endüstri 4.0'a doğru çevireceğiz? Ve o Endüstri 4.0'ı getirdikten sonra ülkemize döviz hareketi noktasında nasıl avantaja çevireceğiz? Bunların çok iyi düşünülmesi, çok iyi değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir şey ekleyeceğim hemen rol modellerden biri. Bir dünya devi Amerika Birleşik Devletleri.
şirketleri var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri yıllar önce Obama ile beraber getirdiği bir Select USA diye bir program var. Bakın 2015'lerde bu programı getirmeye başladı. Biz dedi Green Card'la beraber insanları getiriyoruz ülkemize. Ondan sonra o kişilere bakıyoruz, onlara istihdam sağlıyoruz vesaire. Niye dedi Obama o dönemlerde biz kendimiz yararlanmayalım, dışarıdaki beyinleri ithal edelim, getirelim, dışarıdaki sermayeyi alalım, onlardan biraz sanayici olarak yararlanalım, biz de elimizden gelen desteği verelim dediler ve o tarihten itibaren her yıl yaklaşık 500 kişilik bir kitleyi, bir topluluğu dünyanın bütün ülkelerinden davet ediyorlar, getiriyorlar ve onlara bütün imkanlarını sunuyorlar. Hande Hanım, bu çok kıymetli, çok önemli bir çalışma. Bizim ülkemizin de mutlaka teşvikleri var ama teşvikler noktasında biraz daha yapıcı, biraz daha olumlu yatırıma yönlendirmemiz lazım. Biraz önce örneğini verdiğim şekilde bir sanayici finansmana erişimde sıkıntı yaşıyorsa bu ülkeye yatırımını nasıl yapacak? Ben biraz hızlı ve çabuk konuşuyorum, kusura bakmayın. Siz sorularınızı lütfen sorun, ben devam edeceğim. Tabii ki. Şimdi çok önemli konulara da değindiniz. Dönüşüm için olmazsa olmaz sanayinin yapılanıyor olması lazım. Bunun için de finansmana erişimden diğer noktada teşviklerin çok daha seçici verilmesi gerekliliğine vurgu yaptınız. Burada Güney Kore modeli, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan Select USA modelleri Türkiye'ye de entegre edilip bu alanda dönüşümü sağlayabilir dediniz. Siz aynı zamanda Plastik Sanayicilerin Çatı Örgütü Federasyonu Başkanlığı yapıyorsunuz ve önemli bir noktada plastik sanayi Türkiye'de bugün baktığımızda kimya sanayinden otomotiv birçok alanda görüyoruz. Plastik sanayi olarak 4.0 dönüşümden nasıl etkilenecektir? Sektörü gelecekte özellikle neler bekliyor bu kapsamda? Bu dönüşüm nasıl evrilecektir sektörde? Dünyada bilinenin dışında plastik sektörü olmazsa olmaz sektörlerden bir tanesi. Neden? Şunun için. Plastik sektörü yaklaşık 30'un üzerinde sektörü besliyor. Bunların içinde teknolojik sektörler de var. Örnek vereyim, bir çipsinden tutun, bilgisayar teknolojilerinden devam edin, otomotivle yürüyün, hepsinde plastikleri görürsünüz. Şimdi burada benzer bir konu daha var, o da şu: bizim her şeyden önce teknolojiye ihtiyacımız var. Peki teknoloji için 4.0 gerçekten çok büyük bir katkı sağlayacak. Peki diğer taraftan bakıyoruz. Türkiye'de plastik sanayinin ham maddesi yok Hande Hanım. Yani şöyle söyleyeyim, yok derken %1 gurur duyduğumuz bir petrokimya AŞ'miz var. Onun dışında o büyük bir kuruluş, önemli bir kuruluşumuz %85 ile ürün gamına göre %90'lar civarında üretim yapıyor. Türkiye genelinin ihtiyacını karşılıyor ve ilk açıldığı dönemlerde de hiç unutmuyorum 80'li yılların başıydı. Kendi barajını yapan, kendi elektriğini üreten bir tesisten bahsediyorduk ama o günden itibaren maalesef yeterince geliştirilmedi ve bugün kaldığı noktada Türkiye'mizin termoplastiklerle ve plastiklerle ilgili ihtiyacının maalesef %10 ila 15'ini ancak karşılayabiliyor. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Biz öncelikle ham maddeyle ilgili sıkıntımızı aşmamız gerekiyor. Ham maddenin üretilebiliyor olması lazım. Bunun için de çeşitli teşviklerin ve çeşitli sübvansiyonların oluşması lazım. Bu konuda da Sanayi Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın çeşitli çalışmaları var. Burada
Kesinlikle Sayın Mustafa Varanga ve bakan yardımcılarımızdan Hasan Büyükdede dahil olmak üzere teşekkür ediyorum. Çünkü onların özel gayretleri de var biliyorum. Yumurtalık Ceyhan tarafında yapılmakta olan belli çalışmalar var. Bu çalışmaların bitmesi halinde ekonomimize gerçekten büyük katkı sağlayacak. Ama yeterli mi? Hayır, değil. Bizim şu anda bir Petkim Petrokimya AŞ'den 7 tane daha lazım bize ki biz bu rekabeti sağlayabilelim. Bizim teknoloji noktasında ihtiyacımız olduğunu siz de altını çiziyorsunuz, belirtiyorsunuz her programda. Teşekkür ediyorum. Programın adı da zaten böyle geliyor. Burada bizim kullanmış olduğumuz rezistanslar dahil olmak üzere makinelerde zaten hep high-tech kullanmak zorundasınız. Yüksek teknoloji kullanmak zorundasınız. Ne kadar düşükte kalırsanız o kadar verimsiz hale geliyorsunuz. O kadar ihracat şansınız düşmüş oluyor. Dolayısıyla bizim sektörümüz açısından gerçekten çok önemli. Bu arada ben Plasvet'imizin de Plastik Sanayicileri Federasyonumuzu da bu vesileyle bir bilgilendirme noktasına kısaca bir söylemek istiyorum. Hı hı. Türkiye genelinde 1750'ye yakın üretici üyesi olan derneklerden oluşuyoruz biz ve Türkiye'mizin sanayi ile ilgili ve özellikle Endüstri 4.0 ile ilgili bize düşen nesi varsa sonuna kadar biz kamunun yanında olacağımızın da altını çizmek istiyoruz. Ama yeterli değil, altını da onun bir daha çizmek istiyoruz. Sanayiyi daha fazla teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle katma değerli ürünlerin üretilebilir hale gelmesinin de çok önemli olduğunu ayrıca vurgulamak istiyorum Hande Hanım. Evet, ucuz iş gücü yerine yüksek katma değerli üretime dayalı üretim modellemesi açısından da önemli konulardan biri de nitelikli iş gücü. Bu dönüşüm için bu nitelikli iş gücü arzı yeterli mi? Bu kapsamda siz mesleki eğitimin de bir dönüşüm yaşaması gerekliliğine vurgu yapmıştınız. Türkiye'de 4.0 dönüşüm için bu nitelikli kalifiye personel özellikle sanayide çalıştıracağımız bunun için nasıl bir politika, iş gücü politikası izlenmelidir Ömer Bey? Güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Bir defa bunun cevabı şeyde yatıyor. Bir taraftan mesleki eğitim diyoruz. Mesleki eğitim çözümlerden bir tanesi. Mesleki eğitim üzerine yeterince durulmalı. Ve bu belli bir plan dahilinde artık iyice yerleştirilmesi gerekiyor ülkemizde. Nitelikli eleman konusunda zaten bizim sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Bugün gelmiş olduğumuz gün içerisinde bırakın nitelikli elemanı, basic, basit eleman noktasında dahi, niteliksiz eleman bulma noktasında dahi bizim üyelerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Ülkemizde sıkıntı yaşanıyor. Bunun için yabancı işçilerden medet umuluyor ama ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Öncelikle kendi vatandaşlarımıza daha çok destek verilirse bu konuyla ilgili çok daha mutlu olacağız. Önce can, sonra canan denmiş. Biz de kendi vatandaşlarımızı öncelikle eğitelim. Tabii ki Endüstri 4.0 noktasında Endüstri 4.0 ile ilgili ne kadar kriter varsa önce onların hepsini yerine getirmemiz lazım. İşte elektrik bunlardan bir tanesi mesela. Elektriği kesintisiz olarak sunabilmemiz lazım ve elektriğin kalitesini bozmamamız lazım ki biz diğer saç ayaklarını bakın enerji kaybından bahsediyoruz. Hı hı. Değil mi? 4 tane sıfır dedik. Evet. O da basit açılımla beraber sıfır hata, sıfır duruş, sıfır enerji kaybı, sıfır insan derken burada enerji noktasında da o kayıpların önüne geçmek için enerjinin de kaliteli olmasını sağlamamız lazım. Sıfır insan noktasında önce bir tepki mutlaka her zaman oluşuyor. Biraz önce de vurguladık, altını çizdik. Aynı şeyi tekrar söylemek istiyorum. İnsan istihdamı noktasında mutlaka Endüstri 4.0'da ilk başlarda bir negatif bir tablo oluşacaktır. Ama zaman içerisinde ek sektörlerle beraber onun umulmadık seviyede yukarılara doğru çıktığını hepimiz göreceğiz. Nitelikli eleman
şart Handan. Nitelikli eleman bu işin özünde şarttır diyorsunuz. Bu dönüşümü sağlayacak olan da nitelik kalifiye elemandır. Çok çok teşekkür ediyorum ben de. Bugün Endüstri 4.0'ın Türkiye imalat sanayindeki kritik önemi ve örnek modellemelerle neler yapmamız gerektiğini, devletin bu yönde ne gibi adımlar, düzenlemeler, teşvikler sunması gerektiğini bizlerle paylaştığınız için diyorum. Plasvet Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz'e çok teşekkür ederek bugün ben bir teknoloji gündem teknolojiyi daha bugünlük burada noktalarken gelecek hafta farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.